Tonguç Ana Haber Bülteni'nden hepinize merhaba arkadaşlar. İkinci döneme bomba gibi girdik. Bakalım haber başlıklarında neler var? Yaz tatili bir kez daha mı kısalıyor? Çılgın geometri hocasından sıra dışı görüntüler. Ünlülerin hiç görmediğiniz fotoğrafları. Bu kızlar saçlarını neden kestirdi? Öğrenciler için Balat'ta sıcak bir yuva ve depremde göçük altından çıkan hayvan dostlarımızı izleyeceğiz. Ayrıca haftanın konuğu Çilek birazdan tüm sihirleriyle Tonguç Haber Bülteni'nde. Biliyorsunuz ki bu yılki eğitim sisteminde artık ara tatiller var. Fakat öğrenciler arasında özellikle yaz tatilinin süresiyle ilgili çeşitli fikirler vardı. Buna Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama getirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenciler arasında sıkça konuşulan yaz tatiliyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 3 aylık yaz tatili gerçekten çok uzun ve verimsiz geçiyor. Gelişmiş ülkelerde bu kadar uzun yaz tatili yok. Bundan sonraki yıllarda yaz tatili sezona yaymak koşuluyla 15 gün daha kısalabilir dedi. Sizce yaz tatilinin süresi ne kadar olmalı? Bu konudaki düşüncenizi yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bir geometri hocası düşünün ki sınıfta yerinde duramıyor. Dersi daha akılda kalıcı, daha eğlenceli işlemek için elinden geleni yapıyor. İşte sosyal medyanın da gündemine oturan Nurtaç Hoca. Geometri öğretmeni Nurtaç Kozak geometriye bambaşka bir soluk katıyor. Derse başlarken öğrencilerin ilgisini konuya yoğunlaştırmak isteyen Nurtaç Hoca, bu yöntemle ezberlemesi zor formülleri dahi akılda kalıcı hale getirdiğini iddia ediyor. Öğrenciler Nurtaç Hoca'nın bu müzikli ve enerjik anlatımından oldukça memnun. Bunun tamamına, bunun buraya. X artı Y'ye yorumu. Nerenleri yoraydı? Bravo, gayet güzel. Amaç o neti yapmak ya da bu neti yapmak değil de burada ben keyif alıyorum demeye başlayıp daha sonra başarıyı üzerine getirmek. Çok fazla formül olduğu için karışmıyor, onları kodluyor kafamızda, hem de eğleniyoruz derste. Şimdi keyifli bir köşemiz var arkadaşlar. Ünlülerin ve YouTuberların çocukluğunu göreceğiz. İlk ünlümüzü tanıyacaksınızdır. Burada 5 ya da 6. sınıf öğrencisidir diye tahmin ediyorum. Aleyna Tilki. Evet, o zamanlar dahi kameraları çok seviyormuş. Sıradaki ünlümüze geçelim. Bu arkadaşı tanıyan var mı şu an? Ekipteki birinden Edis sesi geldi. Yok, Michael Jackson. Yapmayın arkadaşlar. Diğer fotoğrafına bakalım. Evet, lisedeki fotoğrafını görünce tanıdık. Bu arkadaşımız da, bu ünlümüz de Enes Batur'du. Sıradaki fotoğrafa geçelim. Tahmin ettiğiniz üzere evet, kafalardan Atakan'a ait gencecik, saf, tertemiz bir ortaokul öğrencisi. Geçtik yine bir YouTuber'a, Orkun Işıtmak. Gözler biraz kapalı çıkmış burada. Saçların da tıraşı gelmiş gibi ama yine de sevimli görünüyor. Sıradaki fotoğrafımıza geçtik. Bu sert bakışlı ünlümüzü tanıyacağınızı hiç düşünmüyorum. Aslında çok sempatik bir isim. Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı. Evet, Taner Ölmez bu fotoğraftaki isim ve geçelim, Türkiye'nin en sevimli çocuk oyuncularından biriydi. Sihirli Annemin Çileği. Keşke Çileğin kendisi de burada olsaydı, bize o günleri anlatsaydı. Aslında çağırsak bir denese gelir mi acaba arkadaşlar? Bir deneyelim ya. Şöyleydi galiba. Çilek! Heyecanlandım şu an. Gelir mi acaba ya? Bir daha yapacağım. Çilek! Ben geldim. Geldim. Hoş geldin. Oldu. Hala o özelliklerini kaybetmedin mi? Kaybetmedim, evet. Süper. Gerçekten süper. Evet. Yani kaç sene oldu? 2003. 2000 kaç yaşındaydın o zaman? Çok küçük değil miydin ya? Evet, çok küçüktüm gerçekten. Yani 2002-2003 işte 4,5 yaşında falandım. Nasıl başladın? Buçuklu söyleniyor diyor ya işte. 4,5 yaşında, 4,5 yaşında oyuncular nasıl başlanır? Nasıl başlanır? Tamamen kısmet ya. Kuzenim bir dergide çalışıyordu. Onun böyle ilk sayılarını çıkartıyorlardı. Anneme demiş ki, teyze işte Zeynep de gelsin, böyle bir ana olarak kalsın, bir fotoğraf çekimi yapalım. Fotoğraf çekimini yaptık. Sonrasında ajansla bir iletişime geçme şansımız oldu. Hmm. Ajans dedi ki, siz gelin. Öyle bir başladın. Öyle öyle derken gerçekten kısmet yani. Ve yıllardır hala trendlere giren bir diziden bahsediyoruz Sihirli Annem için. O döneme dair herkesin o kadar çok merakı var ki. Mesela şöyle bir söylenti var. Bütün bölümlerin, bütün sahnelerin aynı yerde çekildiğine dair. Doğru, evet. Nerede çekiliyordu? Biz ara ara böyle merak edilen şeyleri de cevaplamaya çalışıyoruz sosyal medyadan. Çünkü aslında dediğiniz gibi son dönemde aşırı izleniyor. Biz de beklemiyorduk böyle bir şeyi. Hı hı. YouTube sayesinde çok büyük ihtimalle. Evet, tek bir yerde çekiliyor hepsi. Böyle kocaman 5 katlı bir stüdyoydu orası. İşte aşağı katta ev, yatak odası kısmı. Büfe de orada. Büfe ne büfesi? Kafe. Kafe. Betüş Kafe. Betüş Kafe. En üst katımda mesela stüdyonun Betüş Kafe vardı falan. Her şey oradaydı. Her şey oradaydı. Peki Avni'nin durumuna üzülüyor muydun?
Üzücü değil miydi? Avni Bey'in durumu gerçekten çok üzücü ya. Yani niye sürekli hep kandırılıyordu bu adam? Ya bu adam bir şekilde çözmüş bu olayı. Hı hı. Ve artık periler alemi de bu adamcağıza bir şey yapamıyor. Hı hı. Çünkü görüyor yani adam. Takmış kafayı bize. Dolayısıyla biz onu ihmal etmek durumunda kalıyorduk. Ve adam ailesi tarafından sürekli sanki işe yaramaz, hiçbir şeyi anlamayan, etmeyen biri gibi. Evet, biraz öyle oluyorsun. Peki senin dizideki favori karakterin kimdi? Zor soru. Gerçekten bu çok zor bir soru ya. Senin haricinde tabii. Çileğin haricinde favori Çileğin karakter. Haricinde. Ya galiba Betüş, yani işte annem. Hı-hı. Çünkü o dönemde ben küçük olduğum için böyle işte onların o süslü püslü kıyafetleri, mesela İnce Abba'nın saçları hep böyle sarı uzun maşalı falandı. Bitiyordum yani ben o makyajlar bilmem ne. O yüzden en çok herhalde o hoşuma gidiyordu. Bu arada Çilek isteseydi okulda sihir yapıp notlarını yükseltebilirdi ama yapmıyordu galiba. Neden? Yok, yapıyordu o arada. Yapıyor muydu? Teşebbüs ediyordu. Şöyle şimdi periler aleminin bir hiyerarşisi var. Evet. Gerçekten periler alemi var ama yani bu dizinin içinde insan deliriyordu. yani şöyle, ben yapmaya çalışıyordum tabii çocuk olduğum için ama bizim bir Perihan teyzemiz vardı. Hı hı. Bir de Periliçe vardı, onun da üstü artık. Perilerin en üstü. Ya, Cumhurbaşkanı falan gibi hani öyle bir şey yani Periliçe. benim annem de zaten çok böyle iyi bir peri olduğu için ben bunu yaptığına bana yakalayıp ceza veriyorlardı. Ya da beni uyarıyorlardı yani çocuğum böyle yapmamalısın diye. En çok kim uyarılıyordu? Benim anneannem. Hmm. Neden? Dudu Peri. Çünkü sürekli benim annem ve babamı ayırmaya çalışıyordu. Of of. Peki sen şu an neler yapıyorsun? Ben şu an neler yapıyorum? Zeynep şu an neler yapıyor? Okuyorum bir yandan, üniversitedeyim. Onun dışında işte böyle bir YouTube girişimim oldu Haziran ayının sonunda. İkisiyle uğraşıyorum, koşturuyorum yani genel olarak. Sen onun dışında da dizilerde oynadın ama değil mi? Yani 2,5 senelik hatta bir dizin olmuştu. Tabii, şu an ismini hatırlayamadım. İki Aile. İki Aile dizisinde de oynamıştım. İki Aile de oynadım. Onun sonrasında da birkaç dizide daha oynadım lise dönemime kadar. Aslında lisede de ufak ufak böyle 1-2 bölümlük şeylerim oldu ama hani farklı bir bölüm istediğim için dolayısıyla lisede biraz daha böyle arka plana attım ben bu oyunculuk işini. Şimdi işte üniversite bittikten sonra ne olur bilmiyorum, kısmet. Hı hı. Peki Cem, Ceren, Toprak arkadaşlar merak etmişler. Hala görüşüyor mu diyorlar? Görüşüyoruz. Görüşüyoruz. Yani sosyal medyadan takip edenler çok rahat bir şekilde bilirler zaten. Bayağı yakın arkadaşız yani, hepimiz görüşüyoruz sürekli. Süper. Peki önümüzdeki dönem bu en çok merak edilen şeylerden biri. Sihirli Annem devam edecek mi, olacak mı yeni bir şey? Sen bununla ilgili galiba hani çok yerde soruluyordur ama burada bir cevaplasak mı ya? Ya aslında şöyle, böyle bir durum var. Of, yok değil. Bombaya gelin. Böyle bir durum var ama bu işte bir nasıl olacak bizim de bir fikrimiz yok. Ama tekrardan Sihirli Annem'le alakalı bir proje olma durumu var. Ben de böyle belirsiz konuşuyorum ama gerçekten belirsiz olduğu için. Hı hı. Ama ilk kez burada dillendirdin sanki. Yani ufak ufak bir söyledim ama yok, ilk kez burada. İlk kez burada söyledim. Ben hiçbir yerde duymadım başka. Tamam. Baktım da süper. O zaman inşallah dizi mi gelecek, film mi? Yani dizi çok büyük ihtimalle olmaz yani bu saatten film sonra. Film olur bu saatten, evet, sonra. Deyip dizi oluyormuş. Olsun, umarız ki seni yakın zamanda tekrar bu dizide İnşallah. Genç kız olarak görürüz. İnşallah. Ya benim de çok isteyeceğim bir şey. Bizim böyle arkadaşlarla kendi aramızda konuştuğumuzda da aşırı heyecanlandığımız bir konu yani. Hı hı. O zaman geldiğin için sana çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buradan nasıl gideceksin? Tabii trafik falan senin için problem. Yok, aynı şekilde. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Tamam, tabii. O zaman seni uğurlayalım. Hoşçakal. Tamam, görüşürüz. Hoşçakal. Gördüğünüz gibi Çilek kendi yöntemleriyle geldi ve kendi yöntemleriyle gitti. Biz ana haber bültenimize devam edelim. Şimdi biz Aydın'a gideceğiz. Aydın'da öğrenci arkadaşlarımızın kanserle ilgili yaptığı çok anlamlı bir çalışma var. Onu izleyelim. Fedakar öğrenciler iş başında. Efeler Aydın Ticaret Odası İlköğretim Okulu'nda Dünya Kanser Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi ve 30'un üzerinde öğrenci saçlarını kestirdi. Bu anlamlı etkinlik sonrası kesilen saçlar peruk haline getirilerek Aydın'da onkoloji servisinde tedavi gören hastalara hediye edildi. Biz öğrencilerimize değerler eğitiminde yardımlaşmayı, paylaşmayı, empati kurmayı öğretiyoruz. Bunu yaparak, yaşayarak öğrensinler istedik. İstanbul Balat'ta tamamen öğrencilerin yararına yapılmış bir yer, Minik Kalpler. Sizler için oraya gittik, bir röportaj gerçekleştirdik. Şimdi Tonguç Akademi özel haberini izleyelim. Bugün Balat'ta Minik Kalpler'deyiz. Yanımızda Rıza Bey var. Rıza Bey, ne zaman kuruldu Minik Kalpler? Bize bahseder misiniz biraz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz Minik Kalpler'e. Bu proje 5 seneyi geçti. Şu an 3 senedir bendedir. Size de söyleyeyim. Esas sahibi çocuklar bizler değiliz.
15-20 çocuk geliyordular çorba içmeye, işte yemek yemeye. Hı hı. Sonra yavaş yavaş arttı. Şimdi 68 net çocuğumuz var. Bugün okul çıkışı, biz burada her gün yemek var. Yaz, kış, cumartesi, pazar dahil. Tabii ki ücretsiz. Bu gördüğünüz ev, mini karpler ticari bir yer değildir. İkinci kat kütüphane yaptım. Çocuklar kitap okusunlar, ders çalışsın. Başardık, geliyorlar. Ödevlerini burada yapıyorlar. Bu kat, üçüncü kat sizlere ait. Gelen misafirlere çay, kahve, kahvaltı, ona da ücret talep etmiyoruz. Gençler sağ olsunlar, bizi yalnız bırakmıyorlar. Gönüllü olarak bizim çocuklara matematik, İngilizce, müzik dersi veriyorlar. Etkinlikler yapıyorlar. Peki başka mahalleden çocuklar da buraya gelip yararlanabiliyorlar mı? Çocuk olsun bize yeter. Yok bu çocuğun durumu çok iyi. Yok bu çocuğun annesi babasının şunu var, buraya gelemez. Yok öyle bir şey. Minik kalplere destek vermek isteyen, kitap, oyuncak gibi maddi manevi destekte bulunmak isteyen arkadaşlarımız neler yapabilir? Evinize ne kullanmıyorsunuz? Yeni olması şart değil. Mutfak malzemesi de olur, kaşık çatal olur, çocuklar için yemek olur. Öncelikle kırtasiye malzemesi. Çünkü devamlı tükenen bir şey. Devamlı ben veriyorum ama bitiyor. Peki insanlar size nereden ulaşabiliyorlar? Bizim Instagram hesabımız var. minik.kalpler.balat. Yazarsınız, zaten yaptığımız iş orada çıkıyor. Telefon numaram var. Bizim minik kalplerin adresi var. De var. Evet, oradan ulaşabilirler. Teşekkür ediyoruz. Biz bizi de kırmadığınız için, bizi ağırladığınız için. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Ben teşekkür ederim. Burada bizim çocuklarımızı bizi seçtiğiniz için ben teşekkür ederim. Minik kalplerin öğrencisi Yasin'in yanındayız. Yasin, kaçıncı sınıftasın? 7. Peki burada neler yapıyorsunuz? Bize anlatır mısın biraz? Ders çalışıyoruz, oyun oynuyoruz. Hangi dersleri çalışıyorsunuz? Neler öğreniyorsunuz? Matematik çalışıyoruz. Gelen misafirler çalıştırıyor. Merve, sen kaçıncı sınıftasın? 8. sınıftayım. 8. sınıf çok önemli bir sene senin için. Peki LGS'ye hazır hissediyor musun kendini? Evet. Peki nasıl geçiyor denemeler? Denemeler iyi geçiyor. Hangi derslerde zorlanıyorsun en çok? Matematik ve inkılap. 4 ay gibi bir vaktin kaldı. Burada neler evet. öğreniyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Burada vakit geçiriyoruz, kitap okuyoruz, oyun oynuyoruz, ders çalışıyoruz, yemek yiyoruz. Bazı gelen abi ablalar beni LGS'ye çalışıyor. Diğer arkadaşlarımı da hani sınavlara falan çalıştırıyorlar. Onlar sayesinde matematik ve inkılapım biraz daha iyi oldu. Ülkemizin başından üzücü bir Elazığ depremi geçti. Bütün kayıplarımız için tekrardan başsağlığı dileyelim. Ve geride kalan, göçük altından çıkan vatandaşlarımıza da sağlık sıhhat dileyelim. Fakat bu depremde göçük altından sadece insanlar çıkmadı, kediler de çıktı. Bakın şimdi onlar ne yapıyor. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sağ kurtulan kedilere hayvansever bir aile bakıyor. Bakımını üstlendikleri 10 kediden 4'ü enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı ve duyarlı aile tarafından kendi imkanlarıyla tedavi ettirildi. Aile şimdi sosyal medya üzerinden kedilere sıcak birer yuva bulmak istiyor. Tonguç Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.